Merhaba arkadaşlar. Kanatlı Lobi Fasta kanalına hoş geldiniz. Bugün 4 gibi köye geldim. Saat şu anda 6.30. 2.30 saattir tüm kümeslerin temizliği ve bit ilaçlamasıyla uğraşıyorum. Bitirdim. biraz yorucu oldu tabii ki. Kümeslerde bit yok çok şükür. Ama olmayacağı anlamına gelmiyor. düzenli olarak ilaçlamadıktan sonra Yumurtalardan yine çıkacak. Aynı şey bir daha olacak. O yüzden ben en azından en geç 15 günde bir ilaçlamaya dikkat ediyorum. Evet, ilaçlayacağım için e, bu yavrularımızı da şöyle hem dışarı çıkardım. Bir tanesi burada. Burada Asi. Benim her zaman gözdem, kümesimin baş horozu. Maşallah. Burada külli yavrumuz. Bunu da arkadaşlar dengini bulup bir deneyemedik. Yani şu an 1.960 civarında 11 aylık olması lazım. Yani kilo dengi yakınlarda olmadığı için deneyemedim. Ama bir yerde var 15 kilometre mesafede. Bakalım müsait bir zamanda gidip bakacağız. Biraz da az daha altını doldursun diye baktım. Ondan da acele etmedim. Öyle 2-3 dakika baktık ama. Uzun uzun bakmadık. Burada 3 numaramız. Ee, bunu da bir 20 dakika yine denedik arkadaşlar. Başka bir horozla. Ee, yani kafasında herhangi bir şey yok ama ben yine de tedbir amaçlı her zamanki gibi spreyi sıktım. Bu arada bir horozumuz aramızdan ayrıldı. Hangisi? Kısa yavru dediğim horoz. Şimdi arkadaşlar. Kendim beğenmediğim hayvanı başkasına da satmam. Sahiplendirme yapmam. Şimdi onu ben ilana koymuştum. Şu 3 numarayla beraber. Ama kısa yavruyu hiç uzun denemedik. Yani 5 dakika, 7 dakika. Onda tam kilo denge yoktu o zaman. Uzun uzun denemedik. Ee, bir arkadaşın yanına gittik. Denkti hayvanlar. Diğerinin gerçi bir 70-80 gram fazlalığı vardı. Ee, yarım saat gibi bir sürede. Tam da yarım saat olmadı ya. Hayvan pek bir şey göstermedi. Kendini sevdirmedi. Ee, direkt kestim ben de o hayvanı. Yani onu allayıp pullayıp bir şekilde sahiplendirebilirdim. Ama o bana göre değil arkadaşlar. Gittiği yerde de hayvan arkamızdan laf söyletmesinler. Sonuçta zaten böyle bir aman aman star diye satmıyoruz bunları ama sahiplendirmiyoruz ama yine de hayvan gittiği yerde de bir şey gösterebilecek. O yüzden kendim beğenmediğim hayvanı kesinlikle sahiplendirmiyorum. Eleye eleye gidiyoruz bakalım. Şu anda 3'e düştü horoz sayımız. Bir tanesini sahiplendirdik zaten. Perşembeliği. Güzel hayvandı. O da baba ocağına gitti. Ee, kısa yavruyu da kestik. Geride yetişen yavrularımız var. Bakalım nasipse. Ay bunun sesi düzelmiş. Nasipse bir şeyler olacak arkadaşlar. Of yoruldum vallahi. Yine de şöyle haftalık bir video çekimi olsun. Şimdi arkadaşlar kümesleri temizledim. Ee, güzelce bit ilacıyla ilaçladım. Şöyle göstereyim. Burada hiç bit fark etmedim. Onu da belirteyim. Ama arkadaşlar tedbiri elden bırakmıyorum. Yani ilaçlamışken her yeri ilaçlıyorum. Olmadığı halde, fark etmediğim halde, hiç görmediğim halde ilaçlıyorum. İlaçladım. Bir miktar talaş vardı. Eee... Onu da serdim. Önceden kalmıştı bir parça. Şu şekilde arkadaşlar tertemiz oldu. Yeni ilaçlandığı için daha ıslak fark ederseniz. Şuraya bakalım. Bakın tertemiz. Mis gibi. Ben tedbirimi alayım da. Çünkü biliyorum bit beladır yani lanet bir şey. Sardığı zaman her tarafa alır gider. Şurayı te temizlemedim. Yani yüzeysel temizledim. Babam gürkü buraya yatırmış. Yatırdı. Yani burada olsun dedi daha doğrusu. Yakın bana kolay geliyor dedi. O yüzden onun altını temizleyemedim ama şu yanları temizledim. Yine şöyle hafifçe bir ilaçladım. Hayvanı çok fazla rahatsız etmeden. Kümesin dışını çevresini tamamen ilaçladım tabii ki. Burada cilcilerimizi görüyorsunuz. Maşallah şekil almaya başladılar. Bir tanesi burada. Hay maşallah. Ya şu köye geldikçe bunların arkadaşlar gelişimini seyrediyoruz, görüyoruz ya. O her şeye değiyor. Bakın daha suları buraya bıraktım. Su maşrabalarını daha henüz yıkamaya fırsat olmadı. Düşünün artık. Bakın burada yemler var. İlaçlama yaptığım için yemleri çıkardım. Şurada bir tane yavrumuz var. Bakın şunun da rengi güzel. Güzel bir feriksin sen. Gel bakayım gel. Gel maşallah. Güzel ya güzel hayvan renkler var. Şunları görüyorsunuz arkadaşlar. Bakalım şurada bir tane var. Bu da perşembelinin yavrusu büyük ihtimalle. Renk olarak benziyor. Ee, o da herhalde kopyası olacak. Güzel bir horoz olacak. Şurada küllü feriğim var. Ee, geçen videoda göstermiştim. Onu artık karantina süresi doldu. Dışarı saldık. Çok sevdiğim bir hayvan. Renk olarak çok güzel. Şurada da arkadaşlar yeni ee, yeni yetişen, hadi ya kovalam onları şimdi bak video çekecektik. Yeni gelen yetişen daha doğrusu feriklerimiz var. 3 ee, tane çok tatlı renkte olan var. Maşallah. İnşallah yaşarlar ya bir sıkıntı görünmüyor bunlarda da garanti de veremiyorum tabi yine. Hayvan bu. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Yeşil bacak var tek bir tane. O altta ama hemen gelip büyükler kaçıracak bunları. Bak. Ay anasını be. Şunu görüyor musunuz şu yeşil bacağı? O da çok güzel bir hayvan. Şöyle gösterelim. Arkadaşlar tüm kümesleri ilaçladım. A'dan Z'ye hepsini. He şimdi bitle ilgili bir şey değineyim. Bit olayıyla ilgili. Zaten biliyorsunuz ama arkadaşlar bit Çirli ve pis, ıslak ortamda çoğalıyor. Şimdi bu kümes boştu. Kümeslerin tamamını, onlar şunlar da boş, onları da hep hepsini ilaçladım. Şunu temizlerken gürültü buraya alacaktım normalde. Orada ilaçlamaya engel oluyor diye. Hatırlarsanız şurada su vardı. Civcivlerin suluğu. Su kabı da sızdırıyordu. Burada civciv yemi, pislik, su. Bakın hala tam burası kurumamış. Şu, bu arada bu ilacın ıslaklığı. Hani bolca ilaçladım yıkar gibi koyup kıvamda bir ilacı yaptım. Şuradaki pisliği süpürürken arkadaşlar şuradaki yığıntıyı şöyle bir elimle çektim. Ee, bit büyük ihtimalle yani rutubet böceği de olabilir belki ama ben bite benzettim daha ziyade. Çünkü gece bitine. Şunun içi şuradaki ıslak pisliğin içi böyle hani kıvıl kıvıl kaynıyordu arkadaşlar. Hemen güzelce buraya süpürdüm. Aldım. Bastım buraya ilacı. Yani demem o ki bit, pis, ıslak zeminde çoğalıyor. Bir de burada tahta vardı. Tahtanın üzerinde tuğla vardı. Ha onu da söyleyeyim. Kümesin içinde yani ayrıca böyle tahta koyduğumuzda altına altına rutubet oluşuyor en azından bizim bölgede. O da e, bitlenmeyi arttırıyor. Bakın şuradaki ıslaklık görüyor musunuz? Bak hala yine buradan da akıyor. Buradaki ıslaklık e, bit yapmıştı. Şu an zaten kümes boş. Bolca da ilaçladım, sıkıntı olmaz. Ama tabi cici'ler altına giriyor. Yani bir kümeste bit oldu mu, diğerlerinde de bulaşır. Önlemimi aldım arkadaşlar. Yani bit konusu niye bu kadar hmm, değiniyorum? Çünkü çok önemli. Bir çoğaldığı zaman devamı geliyor. Şimdi yukarıdaki kümesleri ilaçlarken e, ilaç ilaçlarken bunları da buraya aldım kapalı yavrumuzdan biri. Gel. Hello. Hello. Gel. 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 Bunlar kapışıyor diye kapattık. Ara ara sırayla açıyoruz. Şurada da tahta vardı. Tahtanın da üzerinde yine şu tarafta pardon yanlış gösteriyorum. Burada vardı. Tahtanın da üzerinde e, bir şeyler vardı su kabı falan. Tahtayı bir kaldırdım altına karıncalar yuva yapmış ve bayağı bir karınca yumurtası vardı. Yani bu iş hiç şeye gelmiyor. Gel oğlum gel. Gel gel. Hay maşallah sana. Kümesin içi temiz olacak. ıslak olmayacak arkadaşlar. İşin özü o. Temizlik ve ıslak pis. Pis zemin olmayacak. Bu da burada arkadaşlar bir tane. Bunu da ilaçlama dolayısıyla buraya aldım. Şurada ile karınca. Bu arada karıştırdım. Diğer tarafta değil. Burada karınca yuvası vardı. Mecburen dağıttık arkadaşlar. Benim kümesin içi karınca yuvasına müsaade edemem. Evet, gelişmeler böyle. Ee, son gürkümü de sahiplendirdim. Akşam götüreceğim, yarın sabah göndereceğiz inşallah. O da yine baba ocağına Gürkan kardeşime gidiyor. Şimdi ben bir hayvanı aldığım zaman, onu sahiplendirmeden önce önce aldığım kişiye soruyorum. Yani olması gereken budur. Bu an şu ana kadar hep böyle yaptım. Ben bunu satmayı düşünüyorum. Ee, sen alır mısın? Şu fiyatı düşünüyorum. Ee, hayvanı aldım kişide. gönder ben de kalsın dediği zaman artık 3'e 5'e bakmıyoruz. Hayvanı tekrar sahiplendiriyoruz. Eski sahibine teslim ediyoruz arkadaşlar. Olması gereken bu. Buraya da çok güzel ilaçladım. Hala bakın ıslaklığı geçmemiş. Bilmiyorum kamerada fark, fark edilir mi? Zaten ana kümesi burası. Hani burada en fazla yığılır pislik bit olayı. Buraya güzelce ilaçladım. Ya yani şimdi ben mesela girdiğimde bugün bakın o kadar burada temizlik yaptım uğraştım. Hani bir tane bile bit fark etmedim. Ama yine ilaçlıyorum çünkü şunu biliyorum bu devam edecek. Yani bir defa bit görmemiş olmam daha olmayacağı anlamına gelmiyor. Devamı gelecek. Ay maşallah arkadaşlar şu feriğimin maşallahı var. Çok güzel bu ya horoz gibi duruşu falan çok şahane bir hayvan bunu çok seviyorum inşallah büyür diğerleri de güzel ama boy fizik olarak şu gerçekten diğerlerine fark atmış durumda bu horozumuz da böyle tamam tamam korkma içim rahat ilaçlamamı yaptım e, temizliğimi yaptım ay sen yem mi arıyorsun bunun içine bakın alıştılar ya gelişim yemi arıyorlar birazdan dökerim. Onun için ilaçladım. O yüzden kurmasını bekliyorum. Direkt yem koymuyorum. Şunun biraz kanadı düşük. Şu hayvanın. Bilmiyorum gösterebiliyor muyum elimle. Anlık bazen öyle kanat düşüklüğü olabiliyor. Bilmiyorum nasipse büyür. Değilse de nasip değilse büyümez. Evet arkadaşlar. Hayvanlarda son durum böyle. Videoyu daha uzatmayayım ben. Hemen şu su maşrabalarını yıkayayım. Artık saat 7'ye geliyor. Horozları da yerine alırım. Bugünlük işimizi, bu haftalık işimizi böyle bitiririz. Haftaya inşallah daha güzel olur. Standart temizlik işleri işte. Çok çok farklı bir şey de yapmadım esasında. Evet arkadaşlar. Videomuzu burada bitiriyoruz. Kendinize iyi bakın diyorum. Görüşmek dileğiyle.